Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar. Merhabalar, nasılsınız? Nasıl durumlar? Sıkıntı yok değil mi? Güzel bir şekilde götür. İnce ince, aiste aiste götür. Problemlerin içinden geç, bu işi bitir. TYT mantı işi bitsin. Hadi hemen birinci sorumuzla başlayalım. Aralarında 320 metre bulunan Aslı ile Kerem aynı anda şekildeki hız ve yönlerde yürümeye başlamışlardır. Tamam. Buna göre kaç dakika sonra aralarındaki mesafe İkinci kez 157 metre olur. Şimdi bak, bir kere işin mantığını anla. Böyle duruyorlar mı? Birbirlerine yaklaşırlar şöyle. İlk kez aralarındaki mesafe 157 şöyleyken olur. Tamam mı? İlk kez olma durumu bu. Şimdi ikinci kez olsun diyorsa ne yaparlar? Bir yan yana gelirler, yan yana gelirler. Ondan sonra bu devam eder böyle. Bu da böyle devam eder. Şöyle aralarındaki mesafe ne olur? 157 olur. Tamam mı? Eğer bu mantığı kavrarsan işin kolay. Peki almaları gereken toplam yol ne kadardır acaba bir bakalım. Bir kere karşılaşmaları için ne kadar yol almaları gerekiyor? 320. Bir de aralarındaki mesafeyi açmaları gerekiyor. Ne kadar daha açmaları gerekiyor? 157 kadar daha açmaları gerekiyor toplamda. İşte birbirlerine doğru hareket ediyorlarsa veya bu şekilde gidiyorlarsa zıt yönlü harekette hızlarını ne yapıyorduk? Topluyorduk. Bunun hızı 32, diğerinin hızı 21 çarpı t. Toplam alınması gereken yolu buldum bitirdim işi. Ne yaptı burası? 320, 420, 477 mi yaptı? 477 eşittir. Buradan ne geldi? 53 t yapmış oldum. Her iki tarafı böl hemen nereye? 53'e. 53'e bölünce bakın karşı taraftaki 53'te sadeleşiyor. Tam katı zaten 9 katı. T eşittir 9. Sorumun cevabı da denizli oldu. Ne yapıyorum? Toplam almaları gereken yolu. Önce böyle bir yol aldılar. Sonra bir de beraber 157 yol aldılar. İkisinin toplamı kadar yol almış oldular. İş bitti. Hadi iki. Aralarındaki mesafe 240 kilometre olan iki araç aynı anda zıt yönde hareket ederlerse 3 saat. Hadi bir işlemimize bakalım. İki araç varmış. Aralarındaki mesafe 240'mış. Birinin hızı V1 olsun. Birinin hızı V2 olsun. Şimdi diyor ki zıt yönde hareket. Ne var? 240 zıt yönde hareketi çizdim zaten. Hızlarını topluyorduk. V1 artı V2 çarpı 3 saat sonra karşılaşıyorlarmış. Bu tamam. Sonra diyor ki aynı yönde hareket ederlerse hızlı olan yavaş olanı 12 saat sonra yakalıyor. Hızlı olan şu olsun. Aynı yönde hareket ederlerse bak aynı yönde hareket ederlerse yine aralarındaki mesafe 240. Bu sefer nelerini kullanıyorduk? Hızları farkını kullanıyorduk. Bu sefer yine 240 mesafe var aralarında. Hızları farkı V1 eksi V2 12 saat sonra yakalıyormuş. Denklemi kurdum. Bak yukarıdakini her iki tarafı 3'e böldüğünde V1 artı V2 bilgisi çıktı karşına. 240 bölü 3'ten 80. Aşağıdakini de her iki tarafı 12'ye böldüğünde V1 eksi V2 bilgisi çıktı karşına. 240 bölü 12'den 20. Tamam hızlı olan hızını soruyor. Topladım alt alta. Çat şunlar götürdü. 2 tane v1 eşittir 100 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde v1 dediğimiz 50 oldu. Sorumuzun cevabı da Ceyhan oldu arkadaşlar. Sadece denklem kurduk. Sadece zıt yönlü harekette veya aynı yönlü harekette neler yapmamız gerektiğini düşündük ve işi bitirdik. 4 Dairesel pistte aynı noktadan aynı anda zıt yönde saatte 50 ve saatte 40 km hızlarla hareket eden iki araç 4 saat sonra karşılaşmış. Şimdi aralarındaki mesafe pistin çevresi kadardır. Bu çevreye x diyorum. x nasıl hareket? Zıt yönlü hareket hızlarını topluyorum. 40 artı 50. Ne kadar süre sonra karşılaşmışlar? 4 saat. 90 çarpı 4'ten x'in ne olduğunu buldum. 360. Hadi devam. Araçlar aynı noktadan aynı anda aynı yöne doğru hareket etselerdi. Hızlı olan araç yavaş olanı ne kadar sonra yakalardı. Şimdi ne diyor? Aynı yönde hareket etsinler diyor. Bunu unut diyor. Kırkla da bu gitsin. Tur bindirme sorusu. Ne yapacağım? Çevrem neye eşit? 360'a eşit. 360 yani tam bir tur fazla atması lazım. Çünkü ondan hızlar farkı yapıyorum. 50-40 çarpı t. Bakın 360 eşittir 10 t oldu. Her iki tarafa 10'a böldüğümde t dediğimiz 36 sorumun cevabı da denizli oldu. Dairesel pist sorularında da yine zıt yönde aynı. Burada aralarındaki mesafeyi ne kadar düşünüyorsun? Pistin çevresi. Kadar düşünüyorsun? Başladıkları yere bağlı olarak. Mesela şimdiki soruda başladıkları yer farklı. Hadi bakalım. O merkezi dairesel pistin çevresi 84 metredir diyor. Tamam. AB çapının uç noktalarında şekildeki gibi hızları dakikada 13 metre ve 8 metre olan iki bisikletli aynı anda birbirlerine doğru harekete başlamışlardı. Bir kere çevresi 84 ise ilk önce şuradaki aradaki mesafe nedir? 42'dir. Buna göre bisikletler kaç dakika sonra 5. kez karşılaşır? Bir kere ilk kez karşılaştıralım. İlk kez karşılaşabilmeleri için aralarında ne kadar mesafe var? 42. Zıt yönde hareket ettikleri için hızlarını topladım. 13 ile 8'i çarpı T dedim. Burası 21 yaptı. Bak böldüm her iki tarafı 21'e. T eşittir 2. Tamam. 2 saat sonra 2 dakika sonra karşılaştılar. Direkt şimdi mesela buradalar. Bundan sonra bu böyle gidecek. Bu böyle gidecek. Artık aralarındaki mesafe ne kadar oldu? Pistin çevresi kadar oldu. 42 kadar. Yine hızlarını topluyorum 13 ile 8 veya Yarısını ikide karşılaşıyorlarsa tamamı için 4 sürecektir diyebilirsiniz yine. E, 42 değil bu sefer çevremiz 84. 84 eşittir 21 çarpı T2. Bak 21'e böldüğüm zaman T2 eşittir 4. Yani bundan sonraki her karşılaşmaları ne kadar sürecek? 4. Birinci kez karşılaştılar 2 iki sürdü. İkinci kez karşılaşmaları için 4. Üçüncü kez karşılaşmaları için 4. Dördüncü kez için 4. Beşinci kez için 4. 4, 8, 12, 16. 2 de burada 18. Sorumuzun cevabı Ceyhan oldu arkadaşlar. Tamam mı? Sıkıntı yok değil mi? Hadi bakalım. Nereye geldik şimdi? Beşinci sorumuza. Bakalım ne diyor? A ve B noktalarından şekildeki gibi aynı anda hareket eden iki aracın hızları arasında bu bağıntı varmış. O zaman V1'e 4V diyelim. Unutalım bunu. V2'ye de 3V diyelim. Bunu da unutalım. Tamam artık gerisi kolay. Araçlar A ve B noktalarına ulaşıp beklemeden geri döndürdüklerinde B noktasından 70 kilometre uzaklıkta karşılaşmışlardır diyor. Tamam buna göre A ve B noktalarındaki arasındaki uzaklık kaç kilometredir diyor. Şimdi soruda yine oran orantı mantığını kullanacağız. Bir kere söylenenlere bakalım. Nerede karşılaşmışlar? B'den. 70 ileride karşılaşmışlar. Şurasının 70 olduğunu söyleyelim. Şimdi kim ne yapmış bir bakalım. Şuraya da X diyelim. Şimdi bu 4V hızında olan araç buradan buraya geliyor. Sonra buraya geliyor değil mi? Ne kadar yol alıyor? Giderken X artı 70 yol alıyor. Bir de dönüşte ne kadar yol alıyor? 70. Bu tamam. Bu hangisi? 4V hızındaki olan araç. Diğerine bakalım şimdi. Şöyle yeşil kalemi alayım. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Bu ne yapıyor? Ee, buradan buraya geliyor. Yani 70 artı x alıyor. Bir de x alıyor. Onun aldığı yol x artı 70 artı x. O hangi hızla alıyor? 3v. Şimdi ne demiştik? Hızları zamanla, hızları aldıkları yolla orantılıdır. Yani hızlı olan fazla yol alır. İşte şunların oranları, şunların oranlarına ne olmalı? Eşit. Şunlar götürdü. Düzenledim şurayı. x artı 140 yaptı. Bölü Burası ne yaptı arkadaşlar? 2x artı 70 yaptı. İşte bu oran neye eşitmiş? 4 bölü 3'müş. Yap içler dışlar çarpımını. 3x artı 420 eşittir. 8x artı 280 gibi bir şey oldu. Attım bu tarafa bunu. 140 yaptı burası. Attım bunu bu tarafa. Kaç x yaptı? 5x. O zaman x'i bulabilmek için her iki tarafı 5'e böldüğümde ne geldi buradan? 28 geldi. Tamam. AB arasındaki uzaklığı soruyor. Bakın X'e 28 dersek bir de 70 vardı yanında. 70 artı 28. Sorumuzun cevabı 98'e eşit oldu. Önemli bir soru kalıbı bu. Dikkat edin. Tamam mı? Dikkat edin, dikkat edin. Neredeyiz şimdi? Beşinci. Ee, kaçıncı sorudayız? Altıncı soruda. Kafa gitti. Hadi bakalım. Dikdörtgen şeklindeki pist üzerinde E ve F noktalarından aşağıdaki verilen yönde ve hızlarda aynı anda harekete başlayan araçlar ilk kez 3 saat sonra karşılaşmışlardır diyor. Tamam. Şu bilgileri bir yerleştirelim. AB'nin ne kadar olduğunu söylemiş 100. Dikdörtgen diyor. Şurası da 100 o zaman. Sonra AF 4AF80 ise AF dediğimiz kaçtır? 20'dir. AD dediğimizde komple 80'miş. O zaman buraya da 60 kaldı. Burası da 80. Tamam. Sonra diyor ki bu araçlar ilk kez hareket ettiklerinde diyor 3 saat sonra karşılaşmışlardır diyor. Hadi bir bakalım. Şimdi şuradaki mesafe x kadar diyelim. Aralarında ne kadar mesafe var ona bakacağım. Şurası komple aralarındaki mesafedir. Görüyorsun değil mi? Ne var? Bir 60 var. Bir 100 var. 160. 80 var. 240. 240 artı x kadar yol var aralarında. Birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Zıt yönde hareket ediyorlar. İşlerini kolaylaştırıyorlar. Hızlarını o yüzden topluyorum. 100 çarpı 3 saat sonra karşılaşıyorlarmış. 3. 300 yaptı. 240'ı karşıya attım. X eşittir 60 oldu. Tamam. Şuradaki mesafenin 60 olduğunu buldum. E komple burası 100'dü. O zaman 60'ı burada. Buradaki mesafe 40 olmuş oldu. A, e soruyor. Sorumuzun cevabı Bursa. Tamam bakın basit. Mantıkları gerçekten çok basit. Yani o aynı yönlü hareket, zıt yönlü hareket mantığını kavradığında hiç zorlanacağın sorular değil. Hadi bakalım 7. Çevresi 6 kilometre olan dairesel pistin A ve B noktalarından hızları sırasıyla V ve 60 olan iki araç aynı anda şekildeki gibi hareket ediyorlar. Tamam. Hızlı olan araç yavaş olanı 30 dakika sonra yakaladığına göre V'nin en küçük değeri nedir? Şimdi burada V'nin küçük değerini istiyor. Bir kere şuranın 90 olduğunu gör. Yani şurada aralarındaki mesafe x kadarsa şuradaki mesafe ne kadardır? 3x kadardır. Tamam mı? Bir kere bunu kavra. Veya çevresi kaç kilometre diyor? 6 kilometre. 360 derece 6 kilometre geldiyse 360 şeye 6 bölü 90 dereceye 4. Yani şurası 3 bölü 2 kilometredir. Burası da 3 katıdır. Burası da 9 bölü 2 kilometredir. Yani şurası 9 bölü 2, orası 3 bölü 2. Şimdi dikkat et. Şimdi burada hangi araç hangi aracı kovalıyor o mantık önemli. Şimdi eğer V 60'dan büyükse bu araç bunu kovalıyordur. Eğer 60 V'den büyükse bu araç bunu kovalıyordur. Şimdi bize diyor ki V'nin alabileceği küçük değer. O zaman V'nin küçük değerini istiyorsa V'yi 60'tan küçük seçiyorum. V eğer 60'tan küçükse bu araç bunu kovalayacak. Aralarındaki mesafe ne kadar şimdi o zaman 9 bölü 2 kadar. Hızları farkı 60 eksi V çarpı 30 dakika. Dakikayla işim yok, dakikayı saate çevirdim. 1 bölü 2. Bakın şu 1 bölü 2'ler birbirlerini götürsün. 9 eşittir 60 eksi V olsun. O zaman V eşittir 51 olarak karşımıza çıkar. Eğer en büyük değerini sorsaydı o zaman V eksi 60 çarpı T eşittir 3 bölü 2 deyip soruyu çözecektik. Dikkat edin. Tamam mı? Hangisi hangisini kovalıyor? Hızlı olan yavaş olanı kovalıyor. V'nin küçük olmasını istiyorsa o zaman hızlı olan 60 yavaş olan V'dir dedik. Tamam mı? Hadi 8. Şekildeki düzgün altıgen parkurun A noktasından B1 ve V2 hızlarıyla şekildeki gibi harekete başlayan iki araç ilk kez K noktasında karşılaşmışlardır. İlk kez K'da karşılaşmışlar. Şimdi hızları ile ilgili bilgi vermiş bir kere. V1'e 5V diyorum. V2'ye 3V diyorum. DK'nın da ne kadar olduğunu söylemiş bana. 45 olduğunu söylemiş. Tamam. Şimdi burada altıgenin çevresini soruyor bize. Şimdi yine oran orantı mantığıyla rahatlıkla yapabileceğimiz bir soru. Şimdi şu her bölümüne A kadar diyelim. 45'i burada. Buraya ne kaldı o zaman? A eksi 45. Bak A A. Şimdi hareketlere bakalım. 5 V hızındaki araç ne kadar yol aldı? 1 A, 2 A, 3 A artı 45. 3 A artı 45. Tamam. Hızı 3 V olan araca bakalım şimdi. 1A, 2A bir de A-45 eksi var burada. 3A-45 eksi kadar yol aldı. İşte hızlı olan hızıyla orantılı, yavaş olan da hızıyla orantılı yol alacak. O zaman oranları eşit olacak. Şöyle oranlıyorum ve içler dışlar yapacağım şimdi. 5 ile 3A'yı çarptım. 15A. 5 ile 45'i çarptım. Eksi 225. Eşittir 3 ile 3A'yı çarptım. 9A. 3 ile 45'i e çarptım artı 135. Şimdi 9A bu tarafa geldi. Burası 6A yaptı. Burası 225 artı 135 yaptı. Topladık hemen orayı da. 6A eşittir. 360 yaptı değil mi? O zaman A dediğimiz nedir? 60'tır. Kaç gendi bu? Altıgen. A 60. 6 çarpı 60'tan sorumun cevabının 360 denizli olduğunu buldum. Bu kadar. Tamam mı? Mantık aynı. Mantık aynı. Bak zor bir şey yok. Korkma konudan. Dokuzuncu sorumuz. A şehrinden B şehrine gidecek olan otobüs 40 kilometre hızla giderse planladığından 90 dakika geç. E, 75 kilometre hızla giderse planladığından 2 saat daha erken ulaşıyor. Şimdi bir kere A ile B arasındaki mesafeye X diyelim. Bizim aracımız bir plan yapıyor arkadaşlar. Tamam mı? Planında T saatte gitmeyi planlasın. Tamam mı? Diyor ki, eğer diyor X'i diyor 40'la giderse diyor. Plan planladığından, planladığından 90 dakika geç. Yani T'den 90 dakika fazla ama saati oradaki dakikayı saate çeviriyorum. 3/2 bölü 2 saat. Bu. Şimdi diyor ki X'i diyor 75 ile giderse diyor planladığından 2 saat erken gidiyor diyor. Yani T'den 2 saat erken gidiyor. Bakın şimdi ikisi de X'e eşit olduğu için bunlar eşit olmalı. Dağıtarak yazıyorum. 40T artı 40 ile 2'yi sadeleştirdim. 20, 3 çarptım. 40T artı 60 eşittir. 75T dağıtıyorum. Eksi 150. Şimdi sayıları bir tarafa aldım. Burası 210 yaptı. Bunu bu tarafa aldım. 35 tane T yaptı. Şimdi T'yi bulabilmek için her iki tarafı neye bölüyorum? 35'e bölüyorum. T dediğimiz kaç çıkıyor arkadaşlar buradan? 6 geliyor değil mi? Tamam. A ve B şeyleri arasındaki uzaklık denklemlerden birinde T gördüğüm yere ne yazayım şimdi? 6 yazayım. Şurada daha kolay. 6 eksi 2 4. 75 çarpı 4 oldu. 75 ile 4'ü çarparsak da 300 yapıyor cevabım Bursa. Tamam mı? Canlar. Evet geldik 10. sorumuza. A noktasında bulunan araç düz yollarda saatte 80 km, eğimli yolda saatte 50 km hızlarla yol almaktadır. Yolun AB ve CD arası düz, BC arası eğimlidir. Tamam. Araç toplam 10 saatte 710 kilometre yol alarak A noktasından D noktasına ulaşmıştır diyor. Buna göre B ve C noktalarındaki arasındaki uzaklık kaç kilometredir diyor. Şimdi bak çok kolay bir mantık var orayı kavrayalım şimdi. Bir kere ne yapıyor? Burada 80 ile gidiyor. Burada da 80 ile gidiyor. Bu eğimli olan yerde ne ile gidiyor? 50 ile. Tamam. Şimdi toplam ne kadar saat hareket etmiş? 10 saat. Şimdi T saatini eğimli yerde hareket etsin. O zaman şu ikisine toplam ne kadar zaman kalıyor? 10-T Hızları aynı olduğu için iki yol birleşikmiş gibi düşünebilirsin. Tamam mı? Yani şu yolu da şuraya eklenmiş gibi Ekranda kayma oldu. E hemen bakalım. Ne dedik? Şuraya eklenmiş gibi düşünebilirsin diğerinde. Tamam mı? Veya bunu bunun ucuna eklenmiş olarak düşünebilirsin. O zaman şurada ne kadar yol aldı? 50 hızıyla T kadar yol aldı. Buradaki mesafem 50 T kadar uzunluğunda oldu. Artı bunların toplamlarını bulacağım. 80 hızıyla hareket ediyorlar. 80 hızıyla toplam oralarda ne kadar yapıyor? 10 eksi T hızıyla işte buranın toplam 710 olduğunu söylemiş. Hadi şimdi işi bitirelim. 50 T artı 80 ile onu çarptım 800. Eksi 80 T geldi buradan. Eşittir 710. Aldım bunu bu tarafa. Burası 90 yaptı. Burada eksi 30 T var. Attım karşıya artı 30 T yaptı. Her iki tarafı 30'a böldüm de T dediğimiz kaçtır? 3'tür. B ile C arasındaki uzaklığı soruyor. 50 T demiştik. T yerine 3'ü yapıştırırsanız 50 çarpı 3'ten 150 sorumuzun cevabı Ceyhan. Tamam mı? Yani düz olanları Aynı yolmuş gibi düşünebilirsin. Parça parça uzakta olmalarının benim için çok bir farkı yok. Tamam Hadi 11. soru. Tülin yürüyüş yapmak için sabah 8.10'da evinden çıkıp... saat 9, ...saatte 9 kilometre hızla 8.50'ye kadar yürüyüp evinden uzaklaşmış. Ne yapmış tülin bir bakalım. Hızı neymiş? 9'muş. 8.10'da yola çıkmış... 8.50'ye kadar yürümüş. 40 dakika yürümüş. Şimdi hızını saat cinsinden verdiği için 40'ı hemen saate çevirdim. Sadeleştirdim. 2 bölü 3 saat yol almış. X diyelim. X eşittir 9 hızıyla. 2 bölü 3 saat yol almış. Sunları sadeleştirdik. 3 ile 2 çarptık 6. X eşittir 6. Aldığı yol. Devam edelim şimdi. Bu anda geri dönen tülin saat 9.20'de evde olmak istemektedir. Şimdi 8.50'de geri dönmüş. Tamam mı? 9.20'de eve gidecekse ne kadar mesafe var? 30 dakika. Yani 30 dakikada geri dönmesi lazım. Ne kadar yolu? 6 yolu öyle bir V hızıyla gidecek ki dakikayı hemen çevirdim 30 dakika yarım saattir. İşler dışlar yaptığım zaman V ne olmalı? 12. Hızını kaç kat artırmalıdır diyor. Hemen ona bakalım bir de. Hıy hızı kaçtı? 9'du. 12. Ne kadar artmış hızı? 3 artmış. Kaç kaç arttırmalıdır diyor. Yani 3'ün 9'un kaçta kaçı olduğunu soruyor aslında. Yani 1 bölü 3 kat artırırsa 3 arttırmış olur. Sorumuzun cevabı da Adana'dır arkadaşlar. Evet şimdi geldik bu testimizin son sorusuna. Biraz daha farklı diğerlerine göre hadi bakalım. 3 kulvara ayrılmış dikdörtgen biçimindeki bir yüzme havuzunda yarış yapan Sinem, Hülya, Betül A noktasının hizasından aynı anda yüzmeye başlayıp doğrusal olarak karşıya ulaştıktan sonra zaman kaybetmeden başlangıç noktasına doğru yüzerek bir turu tamamlamaktadır. Bir tura bak şimdi. 1 2 3 4 5 6. Her bir dilme x dersem bir tur 6x. Şimdi okumaya devam edelim. En hızlı olan Sinem bir turu tamamladığında Sinem 6x'i tamamladığında tamam mı? Ee, bir turu tamamladığında diyor ki Hülya geri dönüş yolunda C'dedir diyor. 1, 2, 3, 4x. O zaman Hülya ne kadar yol alıyor? 4x yol alıyor. Tamam. Diğeri kimdi Betül? Betül ne yapmış? D noktasındadır diyor. 1, 2, 3. 3 hızlarının oranlarını buldum. Şimdi diyor ki Sinem 3 turu tamamlayıp yarışı bitirsin diyor. 3 tur nedir? 18x'tir. Tamam mı? 3 katına çıkıyor yani. 18x. O zaman bu 3 katına çıkıyor. Bu ne kadar yol almış oluyor o zaman? 12x. Bu da 3 katına 9x. Yani bu yarışı tamamladığında bu 12x'tedir. Bu 9 x'tedir. Diyor ki tamamladığında Hülya'nın yarışı bitirmesine 450 var. Şimdi 18 x'te yarış bitiyordu. O zaman ne kadar mesafesi kalmış? 6 x. İşte o 6 x'in 450 olduğunu söylemiş. Her iki tarafı 6'ya böldüğümde 72 70 kaç geldi? 5 geldi. x eşittir 75. Sinem yarışı bitirdiğinde Betül kaç metre? yüzmüştür diyor. İşte sinem 18'i bitirdiğinde bu 9x yüzmüştü. Yani 9 çarpı 75'i istiyor. Onunla çarpsaydık 750 yapacaktı. 75 geri yap. 675 sorumuzun cevabı Bursa. Tamam mı? Bak güzel bir soru. Güzel bir mantığı var. O mantığı kavrayan çattırı 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 soruyu sözer. Evet şimdi üçüncü testimize geçiyoruz. Üçüncü testimizde ne var? İşte hareket problemlerinde ortalama hızlarımız, nehir problemlerimiz, işte tren problemlerimiz falan vardı. Onlar var. Hadi bir de onlara bakalım. Gel hemen üçüncü teste. Bay bay.